Ama bir bakıma da işte tek tek sizleri saydı. Onlar da birer genel başkan. Ben de bir genel başkanım. Hepimize eşitiz bu sıfatla dedi. Yani siyasi evet. partiler kanununa göre evet. hepimiz genel başkan olduğu için. Lafı sonra şuraya getirdi. Yeni dönemde de liderler elini taşın altına koyarak hükümette olmalılar dedi. Evet. Bu nasıl olacak efendim? Mesela buna şimdi şöyle formül. Tabii orada bunun nasıl olacağı konusunda bazı sorular var. Hı. Bir defa liderler büyük ihtimalle aday olacaklar milletvekilliklerine bir kişinin dışında içimizden birisi olursa onun yerine başka birisi büyük ihtimalle parlamentoya girecekler. Parlamentoya bir kısmı girer, bir kısmı girmeyebilir ama ne olursa olsun Cumhurbaşkanı'nın şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi diyemeyiz. Çünkü yardımcı mecliste olamaz. Bir bakanlık görevi verilse mecliste olamaz, milletvekilliği düşer. O zaman şöyle bir yola gidilme durumunda parti genel başkanlarının bulunduğu bir istişari ne diyelim meclise ihtiyaç var. İstişare heyetine ihtiyaç var. İstişare heyeti bağlayıcı olmadığı için böyle istişare yapılamaz diye bir hüküm de olmadığı için anayasada böyle bir istişare mekanizması bu dediğimiz koordinasyonun sağlanmasına yeterli diye düşünüyorum ben. Bu bir koordinasyon. Genel manada fikirler tartışılır. Eğer bir kanun bir siyasi parti tarafından mahsurlu görülürse onun parlamentoya gerekli düzenlemeler yapılmadan sevk edilmesi mani olunabilir. Çünkü parlamentodaki aritmetiği de bilmiyoruz şimdiden. Yani parlamentoda 6 siyasi partinin milletvekilleri bir araya geldiği zaman işte 300'ü geçerse hakimiyet onlardadır. Kanun yapabilirler ama anayasayı değiştiremezler. 360'ı geçerse anayasayı değiştirecek çoğunluğa gelmiş olurlar. Hmm. 400'ü de geçerse referanduma bile gitmeden anayasayı değiştirmek mümkün olabilir. Yani bu şu demektir. 400'ün üzerinde bir çoğunluk elde edildiği takdirde sistem çok hızlı değişir. Başkanlık sisteminde... Amaç bu mudur şimdi sizde? Amaç bu tabii. Hmm. Esas hedefimiz bu bizim. Yoksa her partinin bizim çok keskin bazı tavırlarımız var, ifadelerimiz var. Bu ifadeleri, bu tavırlarımızı biz hemen bir günde kaldırıp atacak değiliz. Tabii. Bunların belli bir süre içinde, şuna inanıyorum ben. Biz 6 siyasi parti olarak birbirimizi anlamaya, böyle bağnaz bir tutum sergilememeye karar verelim, %90 meselede ittifak ederiz. Çünkü hakkın istikameti bellidir, doğrunun istikameti bellidir. Yanlış, yanlış dediğimiz zaman o kadar çoktur ki. Bence durum anlaşıldı. Evet. Daha müzakere de yapıyorsunuz. Bir evet. soru var efendim, meslektaşım Çiğdem Toker'den. Evet. Hani bir yorum yapmıştınız da belki bir açılım olur. Kafamdaki bir soruya da bağlamak isterim. Evet. Çiğdem Toker diyor ki CHP'nin 50'li yıllardan bu yana Ecevit dönemi hariç, siz de altını çizdiniz. Evet. Yüksek oy alamayışının nedenleri arasında siyasi partileri kapatan, ANAP'ı doğuran 80 darbesini, darbenin öteki yıkıcı politikalarını da görmezsek eksik analiz yapmış oluruz diyor. Doğru. Ben yani bunların evet. hepsinin mutlaka mütalaa edilmesi icap eder. Ama ben burada... temel bir nosyon olarak ifade etmeye çalıştım. Yani burada bir eksikliği Sayın Kılıçdaroğlu fark etti. Bunu telafi edebilmek için bugünkü çıkışlarını yaptı ve yapıyor. Geçmişte de yaptı. Bu çok önemli bir şey. Yani biz kendisini Kudüs mitingine davet ettik. Geldi konuştu. Bu önemli bir adım. Efendim ondan önce esas benim dikkatimi bakın rahmetli Erbakan anma törenlerine tabii, geldi. Tabii. Hatta orada Uğur Dündar'da o da ne kadar dayaklar yediler kendi mahallelerinde. Tabii tabii. Yani Erbakan hocamızın. Müthiş de o tabii, toplantılar, konuşmaları. Bak, biz bütün parti liderlerini davet ettik. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman katılmadı ama bir temsilcisini gönderdi. Hmm. Bütün partilerde dikkatinizi çeker. Hepsi. Biz onun için Türkiye'de bu uzlaşmayı sağlayacak, kendimize böyle bir böbürlenme şeyi vermeyeyim diyorum ama bu uzlaşmayı sağlayacak olan partilerin
en önünde geliriz diye düşünüyorum. Bizim ön yargılarımız yok, kabullerimiz var, inancımız var, temel fikirlerimiz ve düşüncelerimiz var. Ama biz mesafe kat edebilmek için önceliklerimizi belirlemede zannediyorum ki ve başkalarını da rencide etmeden belirlemede herhalde en önde gelen partilerden biriyiz veya partiyiz bile diyebiliriz. Bu geçen hafta ben Özlem Akarsu'yla bizim Ankara temsilcimizle bir yayında çıktı. Dedi ki yakında dedi Cumhurbaşkanlığı çok rahatsız edecek istifalar söz konusu olabilir dedi. Hemen ertesi gün Eşref Fakı Baba geldi ki evet. Urfa'da etkili bir isimdir. Evet, evet. Şimdi başkaca istifalar da gelebilir diyorlar. Böyle bir koku var mı? Geliyor mu size? Yani benim siyaseten bu tip kokuları alma kabiliyetim pek fazla değil. Onun için Özlem'e soracağım. Onun için ben bu konuda bir şey söylemeyi istemem. Çünkü suizan olabilir. He. Evet, bazı ihtimaller gözüküyor. Fakı Baba'nın istifası ama çok çok etkiliydi. Çünkü bizatihi farklı yapıda bir insan. Yani kendisi belediye başkanı iken de bunları çok net olarak ortaya koydu. Farklı tavırlar sergiledi. Onun için geçmişteki işte kendilerinden ayrılan bir arkadaşı yeniden kazanmalarından dolayı çok büyük tantana koptu. Fakat zannediyorum ki Fakı Baba'nın ayrılması başkalarını da tetikler. Çünkü insanlar aslında hakikaten gidişattan memnun değiller. Yani burada İki husus var. Bir, şahsi menfaatini gözetenler var. Çünkü siz AK Parti ile ilişkiliyseniz bazı menfaatler elde ediyorsunuz. Ha bunların bir kısmı ticari yönden, bilmem mali yönden çok büyük rakamlara bağlı olabilir ama bir kısmı da kendi yakınlarının devlette bazı görevleri almasını bile vesile olarak görüyor, önemsiyor. Ama iş öyle bir noktaya geldi ki seçimde bir değişiklik kaçınılmaz gibi gözüküyor. İşte bu insanları endişeye sevk ediyor. O halde ben de pozisyonumu şimdiden belirleyeyim. Yani ben bunu sadece seçimde kaybettiğimiz için şimdi fikir değiştiriyorum gibi bir noktaya düşmeyeyim diye düşünen epeyce bir kesim var. Onlar da kendi tutumlarını önümüzdeki aylarda belirlerler diye düşünüyorum şahsen. Şimdi efendim o kadar çok soru geliyor ki bir izleyelim. Ben Mahir Ünal'la dün konuştum. Bu Cumhuriyet konusunda bir takım açıklamaları vardı. Diyarbakır'daydı. Evet. Onunla ilişkin yorumları var. Vatandaşlarımızdan çok sayıda soru geliyor. Bunları sormak isteyeceğim. Ama şunu bir göstermek istiyorum bakın. Ama reklama gidelim de. Tabii, kahve içtiniz mi sabah? Efendim? Sade kahve ikram edebilir miyim size? Bir kahve içelim Özlem'in orada. Olur. Şimdi politika notları Sade bu nedir diyeceğim. Evet. Önümüzdeki hafta sonu kongreniz var diyeceğim. Bir aday vardı ama sonra güzel çekildi. Bir açıklama evet. Yaptı, çekildi. Evet. Bunları konuşmak istiyorum. Bir de izleyicilerimin bana yönelttiği çok yoğun sorular var. Onlardan da biraz derleyip birkaç İnşallah. Soru daha sormak olur, istiyorum. Değerli izleyenler, çaylar ve kahve.